Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, öncelikle hepiniz Ayrıntılı Osmanlı Tarihini ele aldığımız video serimizin yeni videosuna hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Ayrıntılı Osmanlı Devleti serisinde son olarak sizlerle birlikte Mehmet Çelebi'nin tek padişah olarak iktidarı konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği elimizden döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışmıştık. İnşallah bu haftaki konumuz ise Mehmet Çelebi'nin kişilik özellikleri konusu olacaktır. Biz sizlerle birlikte bu hafta bu konuyu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepiniz tekrardan videomuza hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz. Orta boylu, yuvarlak yüzlü, beyaz tenli, açık alınlı, kırmızı yanaklı, kara gözlü, çatık kaşlı, sık sakallı, geniş omuzlu olarak betimlenmiştir. Kuvvetli bir vücuda sahipti. Gayet hareketli ve cesurdu. Güreş yapar ve çok kuvvetli yay kirişlerini bile çekebilirdi. Yumuşaklığı, tatlı dili, sabrı ve iyilikseverliği anlatılmaktadır. Başında kullanmış olduğu sarık, altın işlemeli kavuğu ile gayet güzel görünürdü. İçi kürklü ve yakası dik olan bir kaftan ve kızıl atlas üzerine altın bezekli diba giyinirdi. Osmanlı Padişahlık Sarayı'nın bünyesi ve idare şekilleri onun uygulamalarına dayanmaktadır. Sarayın haremine odalıklar, cariyeler alınması, ak ve kara hadımlara saray idaresinin verilmesi, kilerci, odabaşı, hazinedar ve kapı ağzı görevlilerinin ilk uygulaması ve iç oğlanlarına serasker, tekke ve elbise giydirilmesi Sultan Mehmet Çelebi döneminde başlamıştır. Padişahlığı süresince bizzat 24 savaşa katılan Mehmet Çelebi, bu savaşlarda 42'ye yakın kılıç, ok ya ve mızrak yarası aldı. Sultan Mehmet Çelebi, Müslümanlara karşı göstermiş olduğu adaleti aynı zamanda Hristiyan topluluklara karşı da gösterdi. İyi bir idareci ve politikacıydı. Bizans ve Bizans İmparatoru 2. Manuel ile yakından ilişkiler kurmuştu. Fetret devrinden sonra Anadolu'daki beylikleri tekrar bir araya toplamayı başaran Sultan Mehmet Çelebi'ye Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci kuruluşu gözüyle de bakılır. Kıymetli dostlarım, bu videonun da teferruatı buraya kadardı. Şimdi gelin başka bir kaynaktan bu konuya bakalım diyorum ve başka bir kaynağa geçiş yapıyoruz. Evet. Venedik donanması İstanbul'a yöneldi. Doğu Roma İmparatoru 2. Manuel'in aracılığı ile alınan esirlerin karşılıklı iade edilmesi şartıyla Osmanlı-Venedik arasında bir barış yapıldı. 1. Mehmet'in 1417'de Venedik'e gönderdiği elçiler orada büyük bir törenle ve saygıyla karşılanması Venedik kayıtlarına geçmiştir. Kuzeyde tehlikeli bir rakip Mirçe. Candaroğlu İspendiyar Bey güçlü bir beydi. Çelebi Mehmet'e itaat etse de taht mücadelesinde taraf olmuştu. Ayrıca Şeyh Bedrettin'e ve Çelebi Mustafa'nın isyanına da destek vermişti. İspendiyar Bey, Çankır, Kalecik ve Tosya'yı oğlu Hızır Bey'e vermek istiyordu. Diğer oğlu Kasım Çelebi, Mehmet'e sığınarak yardım istedi. Mehmet Çelebi harekete geçerek Candar topraklarına geldi. İspendiyar Bey'den gelen barış teklifi kabul edildi. Tosya, Kalecik ve Çankır'ı Osmanlılara bırakıldı. Kasım burayı Osmanlılara bağlı bir bey olarak yönetecekti. 1. Mehmet'in Anadolu'nun tek hakimi olması batıdaki Osmanlı masallarını içten içe rahatsız ediyordu. Yıllardır Osmanlı'ya bir dost, bir düşman olan Eflak Boybabası Mirçe artık Macar kralı Sigismund tarafından açık destek görüyordu. Sigismund, Nibolu'da Bayezid'den yediği darbeyi unutmamıştı. Fakat Almanların desteğiyle kendisini daha güçlü hissediyordu. Mehmet Çelebi bu hareketliliği önlemek adına 1419'da Rumeli'ye hareket etti. Anadolu'daki vasalları Candar ve Karaman beyleri de oğullarının komutasında destek kuvvet gönderdiler. 1. Mehmet Tuna kıyılarında adeta devriye atıyordu. Tuna kenarında Rusluk Kalesi'ni inşa ettirdi. Nehrin kıyısındaki kaleleri tamir ettirdi. Akıncılar Eflak içlerine kadar girdiler.
Neşli'ye göre Eflak Voyvodası Mirçe, Mehmet'e itaat edip teslim oldu. 3 yıldır vermediği vergileri ödemeye razı oldu. Ardından Macar sınırlarına giren Çelebi, Severin Kalesi'ni ele geçirdi. Akıncılar Dobruca'da kontrolü sağladılar. Erden içlerine kadar girdiler. Eflak'a itaat ettiren ve Macarlara korku veren Sultan Mehmet, başkent Edirne'ye geri döndü. 1405 yılında Timur'un ölümünden sonra Karakoyunlular kısa bir süre içerisinde Doğu Anadolu'da ve Azerbaycan'da hakimiyet sağladılar. Kara Yusuf 1410 yıllarında tüm Azerbaycan'a hakim olunca Timurlu devleti için tehlikeli bir hale geldi. Çelebi Mehmet de Timur'un Anadolu'da bağımsızlık verip kendine bağladığı beylikleri ortadan kaldırarak tek otorite olmuştu. Şahruh Mirza, babası Timur'un Anadolu'da tesis ettiği düzeni bozan Mehmet Çelebi ve Kara Yusuf'a oldukça kızgındı. Kara Yusuf, Çelebi Mehmet'e gönderdiği mektuplarda Şahruh'un babası Timur gibi Anadolu'ya gireceğini söylüyordu. Şahruh'un 1419'da geniş çaplı bir Anadolu seferi düşünmesi Osmanlı tarafında büyük endişeye ve korkuya neden oldu. Şahruh, Mehmet'e gönderdiği mektupta Kara Yusuf'un oğlu İskender'in Osmanlı'ya sığınması halinde kabul etmemesini tavsiye ediyordu. Kara Yusuf'un ölümünden sonra Şahruh bölgeye girmiş, Kara Yusuf'un oğlu İskender'i yenmiştir. Daha ileri giderek Osmanlı topraklarına girmemiştir. Çelebi Mehmet'e gönderdiği mektupta İlhanlı töresine aykırı olarak kardeşlerini niçin öldürttüğünü sordu. Mehmet Çelebi verdiği cevapta nasihatlerini kabul ettiğini ancak Osmanlı ülkesinin bölünmesinin İslam düşmanlarına yaradığını söyleyerek onu ikna etmeye çalıştı. 1421 yılında Mehmet Çelebi'nin hastalığı giderek ağırlaştı. Artık en büyük amacı büyük oğlu Murad'ın herhangi bir kargaşa yaşamadan tahta çıkmasını sağlamaktı. Süleyman'ın oğlu Orhan'ın kör edilip zindanda bekletilmesine rağmen Doğu Roma'nın elinde bulunan Şehzade Mustafa hala büyük bir tehlikeydi ve Şehzade Murad'a rakipti. Şeyh Bedrettin tarihte isyan çıkartan ne ilk ne de son kişidir. Onu diğerlerinden ayıran en önemli fark, babadan atadan Osmanlı'nın içinden, bağrından gelen bir kişi olup da Osmanlı'nın resmi ideoloji tarzına karşı gelerek isyan eden ilk ve son kişi olmasıdır. Şeyh Bedrettin ve isyanı günümüze kadar derinlemesine incelenmemiş, açıklığa kavuşturulmamış ve hala gizemini koruyan bir konu olarak beklemektedir. Onun iddia ettiği söylenen her şeyin ortak olduğu bir yaşam isteği, zamanın ötesinde bir dini yorumlama yeteneği, isyan çıkaracak kadar halka etkilemesi ve arkasını alması, alimlik derecesinde din adamı kimliği ve idam edilerek öldürülmesi, onu kullanmak isteyenlere iyi bir malzeme oldu. Biz 7 ayrı makaleden kaliteli bir konu metni hazırlamaya ve onu anlatmaya çalıştık. Arkadaşlar, Okan Suvari YouTube kanalı ve Börklüce isyanın yaşandığı dönemde Börklüce Mustafa aşarak nice devletler kurdular ve kimliklerini asla kaybetmediler. Anadolu'da Sünni İslam dışında dini yorumlayan dervişlerden Tolga Kemal ve Börklüce Mustafa'ya ait olan ve Şeyh Bedrettin'e de mal edilen düşünceler temelde üç dinin birbirine eşit olduğu, eşler hariç tüm mantıkların ortak olduğu düşüncesidir. İsyanın yaşandığı dönemin siyasi, askeri, ekonomik ve sosyal yapısına bakmakta büyük fayda vardır. Bu isyan devletin gaza kültüründen merkeziyetçi bir imparatorluğa geçişin ilk sancının örneğidir. Türkmenlerden oluşan Akıncı beylerinin yani gazilerin devşirme tükenli askerlerle zirveye çıkan bir mücadelesidir. Bayezid'in Anadolu'da birliği kırık zoruyla gerçekleştirmesi ve merkezi devlet anlayışı Anadolu'da çok hoş karşılanmadı. Diğer gazi beylikler fethedilmişti fakat Osmanlı'nın eski gazilik kimliği de kayboluyordu. Bayezid'in Sırp ve Romalı askerler ile Anadolu üzerine yürümesi içten içe bir Osmanlı aleyhtarlığı yaratmıştı. İsyana destek verenlerin dini değil de siyasi olarak Osmanlı otoritesini kabul etmeyenler olduklarını görüyoruz. Topraklarını kaybeden beyler Ankara Savaşı'nda Timur'un yanında savaşarak topraklarını tekrar elde ettiler. Savaştan sonra kanlı yıllar diye adlandırdığımız devir Anadolu ve Rumeli için çok ağır geçti. Şehzadeler birbirleriyle kıran kırana vuruşurken hem Anadolu hem de Rumeli köylüsü oldukça yıpranmış, fakirleşmiş ve bıkmıştı. Edirne'de hükümdarlığını ilan eden Musa Çelebi, Rumeli gazilerinin desteğini alırken Bursa'yı merkez yapan Mehmet Çelebi, devşirme askerlerin, Doğu Roma hükümdarı Manuel'in ve kendisine itaat eden Anadolu beylerinin desteğini almıştı. Musa Çelebi'nin teklifiyle döneminin en ünlü alimlerinden ve halk tarafından oldukça sevilen Şeyh Bedrettin, Kaz asker unvanıyla Rumeli gazilerinin manevi lideri oldu. Böylece Bedrettin, Balkan Osmanlısı'nın ikinci adamı olarak siyaset hayatına adım attı. Bu isyan, Osmanlı'ya başkentlik yapmış iki şehrin, Darülguzat yani gazilerin olduğu Edirne şehri ile Darülulema yani ulemanın olduğu Bursa şehrinin rekabetinin bir sonucu olarak değerlendirilmelidir. Varlıklarını Rumeli'nin fethine ve gazaya borçlu olan Rumeli beyler için Edirne'nin başkent olması ve akınların yapılması oldukça önemliydi. Şeyh Bedrettin'in isyanına katılanlara bakıldığında dini nitelikte değil de daha çok Anadolu'da tımarlar elinden alınan sipahiler, sınırdaki Akıncı gazileri, siyasi olarak Mehmet Çelebi'nin karşısında olanlar ile yerli Hristiyan feodal beylerin desteklediği görülür. Kimi kaynaklara göre şeyh, kendisinde gördüğü bu güç ile şehirlikten şahlığa geçmeye çalışmıştır. Süleyman Çelebi, Eflak, Sırp, Doğu Roma, Venedik ve Ceneviz'den alınan toprakları iade etmişti. Mehmet Çelebi de aynı şekilde Sırp ve Bosnalılarla anlaşıyor, Doğu Roma hükümdarı ile çok iyi ilişkiler kuruyor, hatta Şehzade Musa'nın aldığı kalelerin iade edileceğini bildiriyordu. Fetret döneminde Rumeli'de gaza faaliyetleri durmuş, gaziler ekonomik olarak oldukça yıpranmıştı. Musa Çelebi diğer kardeşlerinin aksine tüm gazileri aklına göndermiş, onlar Sırp'tan ve Roma'dan birçok kale ele geçirmişlerdi. Şeyh Bedrettin de bu gazilerin en önemli manevi lideri konumundaydı. Şeyh Bedrettin'in yoksul olan halka tımar dağıtmasıyla onu destekleyenlerin sayısı giderek artıyordu. Şeyh Bedrettin'in çağdaşı olarak kendisinden bahseden 3 ana kaynak vardı. Birisi Şeyh'in torunu Halil bin İsmail'in 45 yıl sonra yazmış olduğu Menakibi Şeyh Bedrettin eseridir. Tarafsızlığı şüpheli şekilde torunu isyandan Şeyh Bedrettin'in sorumlu olmadığını, düşüncelerinin müritleri tarafından yanlış anlaşılıp isyana kalkıştıklarını söyler.
İkincisi Şeyh Bedrettin ile bizzat görüşen İbn Arabşah'ın yazdıklarıdır. Üçüncüsü ise dönemin doğru makroniği Lucas'ın yazdıklarıdır. Daha sonraki yıllarda yazılan Osmanlı kaynakları bu üç ana kaynaktan beslenerek isyanı yorumlamışlardır. Şeyh Bedrettin'e mal edilen eşit mal paylaşımı konusu Lucas'a göre Börkücü Mustafa'ya aittir. Lucas'ın eserini kaynak alan Osmanlı tarihçisi Şükrullah, Şeyh Bedrettin'den bahsetmezken Karaburun'da Börkücü Mustafa'nın peygamberlik iddiasıyla isyanını ve ardından onun idamını nakleder. Aşık Paşazade, Oruç Bey ve Neşri İbn-i Arapçak'tan yararlanarak bu isyanı yorumladılar. Osmanlı kaynaklarında Şeyh Bedrettin'in hem dini hem de siyasi bir suçlu olduğu, Börkücü Mustafa ve Tolla Kemal isyanlarının Şeyh tarafından organize edildiği kanaati hakimdir. Taşköprülüzade ve Mustafa Ali konuyla ilgili olarak Şeyh Bedrettin'in kendisine yüklenen suçu işlemediği, Börkücü Mustafa ve Tolla Kemal'in çıkardığı isyanlar ile ilgisi olmadığını anlatırlar. Osmanlı'nın son bakan üyesi Abdurrahman Efendi ile 4 ciltlik Osmanlı tarihini yazan Ahmet Razi, isyan ve din dışı hareketleri Börkücü ile Torlak Kemal'e mal ederek Şeyh'in masum olduğunu, tasavvuf ehli birisi olduğunu belirtmişlerdir. Hayatının sonlarındaki fikirleri yüzünden kimine göre batıl, kimine göre büyük bir sufi olarak görülen Şeyh Bedrettin'in şimdi derinlemesine hayat hikayesine bir geçelim. Şeyh Bedrettin tahmini olarak 1359 yılında Edirne yakınlarındaki Simavna kasabasında doğdu. Şeyh Bedrettin'den bahseden tüm Osmanlı kaynakları babası Simavna kadısı İsrail bin Abdülaziz'in bir Osmanlı gazi lideri olduğunu, 1. Murat zamanında Edirne'nin fethinden birkaç yıl önce Dimetoka'nın ele geçirilmesiyle birlikte onun Simavna kalesini zapt ettiğini ve buraya komutan olarak bırakıldığını yazarlar. Menakibname'ye göre babası Fakir Bey'in de çarpışan bir gazi beydir. Oldukça varlıklı bir ailede yetişen Şeyh Bedrettin ilk dini ve hukuki eğitimini babasından aldı. Daha sonra Mevlana Çağrı'nın hafızlık dersleri, Molde Suf'ta İslami ilimler alanında dersler gördü. Yıldırım Bayezid ile Edirne'ye gelen Bursa kadısı Şeyh Mahmut'tan matematik dersleri aldı. Bursa medresesinde bir yıl kadar eğitimine devam etti. Babasının önerisiyle 1381'de Konya'ya geçen Bedrettin, burada Mevlana Feyzullah'tan astronomi ve mantık dersleri aldı. Bir müddet Suriye'de bulunan Bedrettin, Halep ve Şanlıurfa'ya Kudüs'e geçti. Burada bulunduktan sonra Kahire'ye geçerek zamanın en önemli Seyyid Şerif Cüzcanlı ve Aydınlı Hacı Paşa'dan felsefe, ilahiyat ve mantık dersleri aldı. 1383 yılında hocası Mübarek Şah ile birlikte hacca gitti. Hacdan sonra tekrar Kahire'ye dönen Bedrettin, Şeyh Ekmelettin'den ilim dersini de tamamladı. Şeyh Bedrettin, Memlük Sultanı ve Erzurum'un daveti üzerine oğlu Ferit için özel hoca olarak saraya girdi. 3 yıl bu görevde kaldı. Kahire'de öğrenciyken genç yaşı, zekası ve ilim bilgisiyle herkesin ilgisini çekmişti. Berkut'un sarayında tanıştığı Şeyh Ahlati'den dersler aldı. Ahlati ile girdiği ilmi tartışmalardan başarısına dolayı takdir edildi. Kahire'de mizbahi çekilip Bedrettin'in hastalanması üzerine Ahlati'nin desteğiyle Tebriz'e seyahate gönderildi. Tebriz'de Timur'un bulunduğu sohbet meclisinde gösterdiği başarıyla iltifatlar edilerek ödüllendirildi. Timur onu hizmetine almayı teklif etti fakat Bedrettin bunu kabul etmedi. 1397 senesinde Kahire'ye Şeyh'in yanına döndü. Ahlati'nin vefat etmesiyle 6 ay kadar Şeyh'in görevine devam etti. Genç yaşta bu mertebeye erişmesi muhalif alimlerin eleştirisine maruz kaldı. Aynı yıl memleket Edirne'ye geçmeye karar verdi. Ankara Savaşı'ndan sonra Anadolu'nun çok karışık olduğu ve şehzadelerinin birbirine girdiği bu dönemde Şeyh Bedrettin Edirne yolundayken Konya'ya geldi. Konya'da büyük bir ilgiyle karşılandı. Konya halkı Şeyh'i burada kalmaya ikna etmek için tepki kurmak isteseler de Şeyh bunu kabul etmedi. Gelmeyen oğlu topraklarında bulunan Kütahya'da da hizmet ve hürmet ile karşılandı. İleride müridi olacak ve isyan hareketinde başrol oynayacak olan Torlak Kemal ile burada tanıştı. Yahudi olduğu söylenen Torlak Kemal, tarihçi Taner Timur'un belirttiğine göre Şeyh Bedrettin'in öğretilerini çarpıtarak 3000 adamı ile buradan isyana kalkışacaktı. Buradan hareketli Şeyh, Aydınoğulları Beyliği merkezlerinden Tire'ye geçti. Burada halk arasında Dede Sultan olarak bilinen Börkücü Mustafa ile tanıştı, kendisine yardımcı yaptı. Sakız Adası'nda bulunan Hristiyan yöneticinin daveti üzerine adaya geçmiş, Taşköprülüzade'deki bir rivayete göre ada yöneticisi Müslüman olup Bedrettin'in müridi olmuştur. Şeyh, Bursa ve Gelibolu üzerinden Edirne'ye ulaştı. Bu uzun yolculuk ile farklı din ve mezhepler insanlarla görüşürse onun düşüncelerinde ne kadar etkili olduğu bilinmiyor. Şehzade Musa'lı yemeğine geçiren bir gazinin oğlu ve meşhur bir alim olarak Şeyh Bedrettin'e en yüksek ünvesinde olan Kazaskerliğe götürdü. Artık siyasi hayatı da başlamış olmalıydı. Halk alınan ağır vergiler, siyasi ve askeri düzensizliğin getirdiği sorunlardan dolayı Şeyh'i kurtuluş olarak gördüler. Şeyh Bedrettin halka tımarlar vererek oldukça destekçi kazandı ve kendine bağladı. O, Hanefi hukukun niteliğinde olan Cami-i Süleyman adlı eseri 10 ayda yazarak 1412'de Musa Çelebi'ye sundu. Bu eser Şeyh'in idamından sonra bile uzun yıllar medreselerde okutuldu. Mehmet Çelebi'nin Musa Çelebi'yi mağlup etmesiyle Musa'nın itaat etmeyen devlet adamları tutuklandı. Fakat Şeyh Bedrettin'in alimliğine ve ilimine saygı duyularak aylık binatçı maaş bağlanıp ailesiyle birlikte İzniye gönderildi, göz hapsine alındı. Şeyh, Mehmet Çelebi için ciddi bir rakip ve tehlikeydi. Burada yeni eserler yazan Bedrettin rahat bir hayat sürdü. Neredeyse bütün ilimlere vakıf olan Şeyh Bedrettin geniş bir ilmi birikime sahipti. Müritlerinin onu üstün gösterme çabaları Şeyh Bedrettin'in olan olmayı olumsuz etkiliyordu. Hoca Saadettin'in yorumuna göre Şeyh, vesveseli bir gururla kapılarak halkı kendisine bağlamaya çalıştı. Yani Şeyh'likten şahlığa geçmek istedi, der. Şeyh Bedrettin siyasi bir kimlik de kazanmıştı. Rivayetlere göre, kimle göre siyasi, kimle göre... Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, biz bu videomuzda Çelebi Mehmet'in kişilik özellikleri konusunu ele aldık. İnşallah önümüzdeki videomuzda ise Çelebi Mehmet'in eserleri konusunu ele alıp Çelebi Mehmet dönemini bitireceğiz. Hepinizi videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.
İnşallah önümüzdeki hafta yeni videomuzda görüşmek üzere. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun dostlarım, kardeşlerim. Allah'a emanet olun inşallah.